Selamünaleyküm arkadaşlar. Bu videomuzda görev yöneticisinde neden birden fazla Google Chrome, Mozilla, Opera ve benzeri tarayıcılar var ve bunlar neden bu kadar fazla bellek tüketiyor ya da bu bellek tüketimi virüs kaynaklı mı ya da tarayıcı kaynaklı mı, Windows kaynaklı mı, bunlardan bahsedeceğiz. Öncelikle görev yöneticisini açtığımızda gördüğünüz gibi burada bellek kısmında %67'lik şu an bir bellek tüketildiğini görüyorum. Performans kısmına baktığımda %67'sine tekabül ediyor. Bende 8 GB RAM var. Bunun 5 GB şu an sistem tarafından, tabii Camtasia falan da açık, kullanılıyor. Şimdi burada özellikle tıkladığımızda, mesela Google Chrome'a tıkladığım anda bir bakalım ne kadar bellek tüketimi varmış. Bakın şu an sadece Google Chrome'u açtık. Ve bellek tüketimine baktığımızda bakın şuraya 10 tane sekmenin olduğunu gösteriyor. Şurayı açtım. Bakın burada 10 tane sekme var. Ben bu kadar açmadım ki. Bu virüs mü diye düşünecek olursanız bu arkadaşlar kesinlikle virüs değil. Aslında son zamanlarda tarayıcıların geçtiği mimari yapıyla alakalı. Yani ne demek istiyorum? Şundan bahsediyorum arkadaşlar. Bunun hepsinin tükettiği bellek 193 MB. 193 MB'lık bir tane açtınız ve 193 MB'la başladı. Buna ne etki eder? Özellikle tarayıcınızda kullandığınız şuradaki extension, yani eklentiler etki ediyor. Çok fazla aşırı eklenti kurmanın hiçbir anlamı yok. Bu tarayıcıya ekstra bir yük getiriyor. Peki burada 10 tane görünmesi normal mi diyecek olursanız, kesinlikle normal. Hatta çok da güzel yapmışlar. Bunun sebebi modüler çalışma. Yani burada Google Chrome diyelim, burada uzantılarla alakalı bir sekmeyi şuraya açıyor. Ya da bakın şurada bir sürü uzantı var. Bunların her birini ayrı ayrı aslında bize burada göstermiş oluyor. Herhangi birisinde sıkıntı çıktığında, önceden hatırlarsanız Google Chrome'u tamamen kapatmak zorunda kalırken, şimdi hangisinde sıkıntı varsa onu kapatma yoluna gidiyor. Ya da bunların her biri HTML, CSS, JavaScript olayları biliyorsunuz birbirine girmiş durumda. Özellikle JavaScript tarafında çalışırken tarayıcılara özellikle çok yük biniyor. Bu yükü kaldırabilmek için aslında modüler çalışma sistemiyle hareket ediyorlar. Yani her sekme kendi içinde bir program çalıştırıyor gibi düşünün. Yani burada birden fazla sekme açtığınızda bu sekmeler arkadaşlar buraya ne olarak yansıyacaktır? Bakın 272 MB'a kadar çıkarttık. Bu sekmelerden iki tanesini kapattığımızda gördüğünüz gibi bunun düşeceğini göreceksiniz. Şimdi bunu kapatalım. Tekrar açalım arkadaşlar. Ve şurada tükettiği bellek miktarı 9 tane sekme açtığını gösteriyor. 10 tane. 240 MB civarında. Şimdi buraya geldik. Bu Google Chrome. Opera'ya tıkladığımızda bakalım her tarayıcı o mimariye geçmiş mi? Yani ne mimarisine? Modüler çalışma mimarisine geçmiş mi? Bakıyorum, bakın bu 12, 13, 15 şeklinde açmış ve 217 MB, tabi bu ikisi aralarında arkadaşlar değişiyor. 200 MB, 210 MB civarında Opera'nın da bir RAM tüketimi yaptığını görüyoruz. Bir de Mozilla, yani Firefox'u açalım. Firefox'u gördüğünüz gibi herhangi bir siteye falan bağlanmıyorum arkadaşlar. Herhangi bir site yok. Burada herhangi site olmamasına rağmen bakın Mozilla Firefox'un tükettiği de kaç? 308 MB. Ve dikkat ederseniz açtığımızda arka tarafta çalışan bir sürü neyi görüyoruz? Firefox durumunu görüyoruz. Burada bakın en fazla Firefox'un tükettiğini görüyorum. Tabi bunlar dediğim gibi kullandığınız eklentiler ve benzeri şeylere göre değişkenlik gösterebilmekte. Yani bunları arkadaşlar bir tane açıyorum 10 tane açılıyor şeklinde düşünmeyin. Bu aslında bir sorun değil. Bu tarayıcıların kendini yenilemesi, mimarilerini güncellemesi ile alakalı bir durum. Bu bir virüs kaynaklı bir şey değil. Hatta güzel bir şey diyebiliriz. Şimdi burada her tarayıcının kendi içerisinde de bir görev yöneticisi var. Yani Windows'un nasıl kendine has bir görev yöneticisi varsa, bu da kendi çapında başlı başına bir
program olduğu için şuradan diğer araçlar kısmında görev yöneticisi vardır arkadaşlar. Tıkladığınızda burada aslında neler yaptığını görebiliriz. Bakın Google Chrome'un görev yöneticisi. Tıkladım, açtım. Buraya baktığınızda tarayıcı ne kadar kullanıyor? GPU, Graphic Processing Unit, yani grafik işlemcisi ne kadar yiyor? Ve burada bağlı yardımcı programlar, yeni sekmenin ne kadar yediği, bakın uzantıların ne kadar yediği. Gördüğünüz gibi arka tarafta kaç? 3, 6, 8 tane ne yapıyor? İşlem kullanıyor arkadaşlar. Ha, burada 10 göründüğüne bakmayın. Yani burada aslında 8 farklı yapıya bölüp bunu bu şekilde kullanma yoluna gidiyor. Bu bizim için neden önemli? Mesela her site birbirinden farklı. Bazı siteler JavaScript'i zor açar. Bazı siteler saldırgan sitelerdir. O sitelere girdiğinizde, herhangi bir şekilde girdiğinizde eğer o sayfada bir sıkıntı varsa sadece o sayfa etkileniyor. Diğerleri şu şekilde, şu yapıda diyelim 20 tane 30 tane sekme açtınız. Bir tanesinde sıkıntı çıktı. 20'si birden kapanması yerine sadece o sayfanın kapanması daha mantıklı değil mi? Daha mantıklı. Bundan önceki süreçte neydi durum? 20 sekmeden herhangi birinde sıkıntı varsa ve onu çözemiyorsa, sonsuz döngüye girmişse ve benzeri bir şey olmuşsa ne yapıyordu? Bütün hepsini 20 sekmenin 20'sinde kapatıyordu. Ama şimdiki durumda o şekilde değil. Sadece o sekme sıkıntıyı yaşıyor, kapanıyor ya da beklemesini söylüyorsunuz. Şu an böyle bir sıkıntı yok. Gördüğünüz gibi bütün tarayıcılar neredeyse o sisteme geçti. Bir de burada Microsoft Edge tarayıcısı var. Bir de onu deneyelim. Şu şekilde açtım. Şuraya aşağı aldım. Bir bakalım. Edge hemen 5 tane şeyle geldi. Bakın User Interface, işte compiler'ı şunu bunu şeklinde geldi. Edge tarayıcısının 142 MB tükettiğini görüyorum. Tabii yine söylüyorum arkadaşlar, eklentilerle de alakalı bir durumdur bu, açtığınız sekmelerle de alakalı. Ha, bu şunu göstermiyor arkadaşlar, bu en az tüketiyor, en performanslısı bu şeklinde düşünmeyin. Ama tabi çok fazla eğer RAM tüketimi varsa, hepsindeki uzantılar aynıysa ya da hiçbir uzantı kurmadan baktıysanız bunlar arasındaki farkı bu şekilde anlayabilirsiniz. Ama hiçbir şekilde şuradaki 4-5 tane açık olması, 10 tane açık olmasının teknik detayı bu şekildeydi arkadaşlar. Bunları virüs olarak ne yapmıyoruz? Algılamıyoruz. Evet, tarayıcılarla alakalı örnek sorun çözüm videosu bu şekildeydi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.